Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 24 Ekim Pazar gününde manşetimiz istenmeyen adamlar. Gezi olaylarının organizatörlüğünü, 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı askeri casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için attık bu başlığı. Çünkü büyükelçilere tepki üstüne tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Bakanlık da pazar mesaisini buna ayırdı. Ankara, Viyana Sözleşmesi'nden doğan hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Peki, diplomaside persona non grata olarak bilinen bu adım nasıl atılacak, süreç nasıl işleyecek? ATV Ana Haber, önümüzdeki haftalara damga vurması beklenen o gelişmelerle başlıyor. Bu 10 tane büyükelçi, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. Erdoğan'ın bu talimatından sonra gözler Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi. Dışişleri Bakanlığı'nda şu anda hummalı bir çalışma yürütülüyor ve Türkiye Viyana Sözleşmesi'nden doğan hakları gereği büyükelçileri persona non grata, yani istenmeyen adam ilan etmeye hazırlanıyor. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda. 10 büyükelçi Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımladı. Yetmedi, bir de yaptırım tehdidinde bulundu. Büyükelçiler o bildirinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sözlü olarak uyarıldı. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Erdoğan da Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Hukuki bir süreçle ilgili yargıya baskı olarak yorumlanan bildiride imzası olan 10 büyükelçi de istenmeyen adam ilan edilecek. 10 tane büyükelçiyle bize ayar vermeye çalışıyorlar. Neymiş hukukun üstünlüğü? Hukukun üstünlüğünün hangi noktasına sığar? Bunu neyle ifade edersin? Bunu nasıl ifade edersin? Türkiye asla ve asla kendisine talimat veren bir uslupla konuşulmasına ne müsaade eder ne de bundan sonra müsaade edecektir. Hiçbir kimsenin parmak sallayarak talimat vermesine müsaade etmez. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine göre büyükelçiler bulundukları ülkenin yasalarına uymak zorunda. İç işlerine karışamayacakları da sözleşmede yer alıyor. Bize geldiğinde 3. dünya ülkesi muamelesi yapan bir anlayışa biz sessiz mi kalmalıyız? Türkiye bağımsız bir ülke. Türkiye'de kurumlar işlerini yaparlar. Kimsenin tavsiyesine ihtiyaç duymuyoruz. Sözleşmeye aykırı tutumun yaptırımlarından biri de istenmeyen adam ilan edilmesi. Türkiye'de Türk yargısına çağrı yapan 10 büyükelçi için o anlaşmadan doğan hakkını kullanacak. Bu ülkelerle bizim ilişkilerimizde biz bu meseleleri, yargıyla ilgili meseleleri konuşmuş muyuz? Evet, konuşmuşuz. Onlara geldiğinde yargı bağımsız. Bize geldiğinde bağımlı. Yargı bağımlı. Kusura bakmayacaklar. Türkiye'yi anlayamamışlar. Prosedüre göre istenmeyen adam ilan edilen isimlerin belirli bir süre içerisinde ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Hep beraber bir araya gelseler Recep